Merhaba arkadaşlar. dünkü sihirli kitaptan devam edeceğiz. Bugünkü yine konumuz hani sizi ilgilendiren. Bizim derslerimiz tamamen insanı anlatan, insanı varlığı neden dünyada bunu anlatan başka bir konumuz yok. İnsan ve sadece insan. Baba, süre giden tasarlayıcı düşüncedir. Hayattır o. Düşüncenin ya da hayatın sürmesi için bir amaca sahip olmalıdır. Bu amaçsa sizsiniz. Siz babanın sürekli genişlemeyi sürdürmesinin bir parçası oldunuz. İleriye doğru gitmek amacıyla baba size şaşırtıcı, güzel, kusursuz bir parçasına daima var olan ve var olacak her şeyi, tek şeyi verdi. Kaynağın bütünü olan Tanrı'nın bütünü, bu bütününü. Yani kaynağın bütünü olan Tanrı'nın bütününü size verdi. Bu sizsiniz. Siz bunu oluşturmak için başka bir ideale sahip olmayan tek kusursuz hareket oldunuz. Sizin düşüncelerinizden baba sonsuzluğa girdi. Burada gene tasavvufla açıklamamız gerekiyor bunu. Yani Allah sizi yaratıyor kendi sonsuzluğunun farkına varmak için. Sizi cehennemde yakmak için yaratmıyor. Sizi gidince kazanlarda kaynatalım, işte ızgaralarda bonfile biftek yapalım diye bundan yaratmıyor. Ne kadar ben neler yapabilirim, ne kadar neler hayatıma geçirebilirim, kendi bilinirliğini bilmek için yarattı dediği kısım buradan kaynaklanıyor. Sizler İhlas suresisiniz. İhlas suresi. Yani ve diyor ki oğul kaynakın tam kopyası olan tek ve mükemmel şeydir. Yani insanlar, bizler baba, oğul, kutsal ruh dediklerini hani burada baba kim, oğul kim, kutsal ruh kim bunları anlatmaya çalışıyor. Tek mükemmel şey sizsiniz. Yani biz mükemmeliz. Siz yani oğul babanın mükemmelliğine sahip olan tek şeysiniz. Başka her şey oğul tarafından belirlenmiş ve baba vasıtasıyla tasarlanıp yaratılmış ideallerdir. Nasıl ki bir insan anne karnından doğduğunda daha henüz balık gibidir böyle. Nasıl diyelim? Dört ayak üzerinde yürümeyi bilmeyen, işte etrafa alık alık bakan bir tip. Ama ilerleyen zamanlarda bir bilge kişi, bir tamil kişi, bir olgun kişi, bir şey olmaya başlarsın. Bu dünyadaki insanların tamamı da öyledir. Dünyaya ilk yaratılmış insanların halleri balık gibidir. Ne yapacağını bilmez, hiçbir şeyden haberi yoktur. Ve zaman içerisinde o insanlar uzayı da kontrol etmeyi öğrenirler. Tek realite hiçbir realitenin olmamasıdır. Sevgi tüm realitelerin istediği illüzyoni halde uygulama seçeneği verendir. Yani diyor ki kalp çakrasına çıkacaksın sevgi. Bu varoluşta ve bu bedende sevgiyi ve sevinci öğrenmek harika bir öğrenimdir. Demek ki sevgiyi ve sevinci öğrenmek için yeryüzüne iniyoruz. Neyi? Sevgi, aşk, ışık, hani diğerine yapışmak. Ve tek düşünce eylemiyle sevgiyi ve sevinci düşünerek öğrenirsiniz. Demek ki sevme ve sevilmeyi de bilmiyor. Allah sevmeyi de öğrenmek istiyor. Yani Allah çünkü bilinirliğini bilmek istiyor. Ben neler biliyorum, neler bilmiyorum. Ne kadar yani bütün kainatı yarattım ama kabiliyetim ancak yansımamla açığa çıkacaktır. Yani ben mesela çok başarılıyım, çok iyi şeyler yaptığımda ne beklerim etraftan?
Vay be, nasıl yaptın abi ya? Hani bravo. Hani birinin çok başarılı bir şey başardığında, mesela bir yazılım yaptın ve sundun. Herkes sana çok yüksek ücretler öder. Herkes başarını kutlar falan. O senin, ona ihtiyacımız var bizim. Hani her zaman övünürüm yani. İşte Türkiye'deki ilk altı emaye üstü porselen çaydanlığı makinesine kadar tasarımını ben yaptım diyor. Vay be, sen mi yaptın falan. İşte bu hani bir şey, çaydanlık lan tabanı yani. Uçak yapmadık, bir şey yapmadık yani. Ama o tarihte çaydanlık yapılamıyordu. Yani o emaye çaydanlığı Türkiye'de üretebilen kimse yoktu. Demek ona ihtiyacımız var. Hani o zaman ne yapmamız lazım? Bir şeyler başarılı olmak, yaratıcı olmak. Yani evde oturalım, namaz kılalım, oruç tutalım. İşte Allah da bizi cennetinden mahrum etmesin. Yani bu cahil dincilerin hayatlarındaki ya da cahil Arapların hayatlarındaki beklenti olan şey bu. Biz bir adım ileriye, bundan sonra ne üretebiliriz? Hep öğrencilerime bunu anlatıyorum. Diyorum ki, evde oturuyorsanız dahi bir şey yaratmayı düşünün, bir şey üretmeyi düşünün, bir şeyi bir şeyle karıştırın. Yani şekeri işte irmikle, yağla karıştırın, bakalım ne çıkıyor ortaya. Hani evde un var, pardon, irmik var, şeker var, yağ var, helva yapsana. Yani bugün helva dağıt mesela. Hani işte Kadir Gecesi dağıt. Bu gece Kadir Gecesi olmadığını nereden biliyorsun? Hı? Bu gece uyanışındır senin. Helvayı dağıt, sabaha uyanırsın. Bir şey değişir. Tanrılar daha düşük frekans düzeyindeki ve daha düşük bir titreşim düzeyindeki bu katı deneyimlemeye başladıklarında çok geçmeden bu dünyaya hapsolmaya başladılar. Ve artık onlar artık varlıklarının saflığıyla ya da varlıklarının tanrısallığıyla değil, nasıl hayatlarıyla kalacaklarıyla ilgileniyorlardı. Yani düşmüş melekler falan diye kitaplar var yani. İşte yeryüzüne inmiş, işte tekrar Tanrı katına çıkamayan. Çünkü dünya illüzyonu insanı öyle bir kapsıyor ki bir bakıyorsun yani işte iyi bir yaşam, iyi bir yemek, iyi bir işte seni bu dünyada neler etkiliyor? Mesela dünyayı yönetenler ülkelere başbakan bilmem ne seçerlerken şuna dikkat ediyorlar. Bu adamın neye zaafı var? Paraya mı? Güce mi? İşte kadına mı? Yani bir kumara mı? Bir şeye zaafı olmalı. Hani bir insanın bir şeye zaafı olduğunda diyorlar ki tamam, bundan biz başbakan yapalım. Bunun zaafı var. Yani hiç zaafı olmayan, hiçbir şey dünya umurunda olmayıp sadece Allah'ı düşünüp halka hizmet eden bir tane başbakan gördünüz mü? Çünkü seçmezler. Halk da seçmez. Halk zaten çok umurlarında da değildir. Yani şimdi bile oyun yine yeniden kuruldu. Oyun içinde oyun, onun içinde de bir oyun vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani o yüzden zannetmeyin ki İşte çok güzel günler ya da çok iyi şeyler sizi bekliyor. Hiçbir şey beklemiyor. Merak etmeyin. Öyle bir zamandayız ki artık oraklar çalışacak. Her yer inanılmaz acılar ve sıkıntılar içerisine girecek bu insanlık. Yani çünkü insan düzelmedikçe etrafındaki hiçbir şey düzelmez. İnsanın içindeki Tanrı İnsanın sahibidir. Şimdi burada ayet okudu yani. İnsanın içindeki Tanrı insanın sahibidir. Diyor ya, sana şah damarından yakınım. Aslında bu bedeni kullanan o. La mevcude illallah. La mevsufe illallah. La faile illallah. Yani insanın sahibidir insan içindeki Tanrı diyor. O bedeninizi kuşatan ışık bedendir. İşte pazartesi derslerinde bunu anlatıyorum. Yani pazartesi zaten kalmadı. Yani Haziran
sonunda kapatacağımız bu okulu Eylül ayında tekrar açacağız. O bedeninizi kuşatan ışık bedendir. Işık bedeni anlatıyoruz. Üzerimizde bulunan ışık bedenin bu et beden, ot beden, but bedeni nasıl kontrol ettiğini, ya ışık bedeni bulacaksın bedenindeki ya da ot gelip ot gideceksin. Bu ışık bedende Tanrı zihni, Tanrı'nın zihni bulunur. Tanrısallık oradadır. Bu %100 kesin bir bilgidir. Hepinizin yaratıcılarınız, imge yaratıcılarısınız. Hepiniz sınırlı kabul anlayış içinde yeryüzündeki Tanrı'nın mesihlerisiniz. Demek ki yeryüzündeyseniz ve bu dünyada varsanız siz seçilmişsiniz. Siz görevlisiniz. Evde yatmakla görevli değilsiniz. Siz tekrar kendi özünüzü, kendi hakikatinizi bulmak üzere uyanmak isteyeceksiniz. Yani ben neden geldim bu dünyaya? Ben kimim? Bugün Instagram'da yine bir şey yayınladım. Hani adam soruyor, kendinizi gösterin diyor işaret parmağınızla. Böyle yapıyorsun, ben. Nereyi gösteriyorsun? Kalbi. Adam diyor ki, neden ben deyince kalbinizi gösteriyorsunuz bedeninize? Ben deyince beyninizi göstermiyorsunuz diyor. İşte sürekli bilgi akıyor. Sürekli insanların uyanışı için mücadele eden bir evrensel sistem var. Bu okul artık son okulu, son dönemini yaşıyor. Okul tamamlanmak üzere. Yani sizler Mesih olduğunuzu unutmuş olanlarsınız. Sizler gökyüzünde gördüğünüz muhteşem yıldızları yaratmış, 1 milyon evreni tek bir hücreye koyacak dehaya yaratmış olanlarsınız. Sizler rengi, tasarımı, dokuyu, kokuyu, titreşimsel anlayışın boyutsal formlarına bir araya getirmiş olanlarsınız. Sizler var olan, her şey olan muhteşem bir babanın muhteşem yaratımlarısınız. Muhteşem yaratımlar. Gene burada ayet okuyor. Ne diyor? Sizi mükemmel yarattık diyor ayette. Yani sonra diyor aşağıların aşağısına attık. Neden? Şimdi seni mükemmel yarattı ama hiçbir deneyimi yok. Şimdi biz de mükemmel bir yapay zeka yaratmaya çalışıyoruz. Yani işte peki hemen bir yapay zeka dünyada var olup gidiyor. Hiç düşündünüz mü? Yapay zekanın temeli ne? Yapay zekanın temeli ne? Binlerce yıllık bilgiyi, eğer internet denilen bir ağ kurulmamış olsaydı, yani bu ağ içerisinde binlerce kitap, binlerce bilgi, binlerce matematik formülü, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca bu bilgiler oraya yüklenmemiş olsaydı ve bunu yükleyen dünyanın her yerindeki insanlar, kimi şarkı yükledi. Sen bile görevlisin ya. Sen bile şarkı yükledin, resmini yükledin, yediğin yemeği yükledin, yemeğin tarifini yükledin, pastanın tarifini yükledin. Yapay zeka bu senin yüklemiş olduğu bilgileri kullanarak yapay zeka. İşte sen de Allah-u Teala'nın senin hazırlamış olduğu bu biz bilincinin içindeki o bilgileri sana yükleyerek aynı bu internet ağının yapay zekaya yüklediği gibi sana da bunu yüklüyor. Ve sende her şey gizli. Sadece açmasını bilmiyorsun. Sadece oraya yazacağın formülü bilmiyorsun. Arama motoruna ne aradığını bilmiyorsun. Ne ararsan ara, kendinde ara, tekkede, haşta, Mekke'de değil. Sonsuz yaratıcılığı ve baba ile kusursuz bir uyum içinde olduğunuzun bilinçine geri dönmek için ne yapmalısınız? Gerçekten öyle olduğunuzu ve bunun da gerçek olduğunu, varoluşunu, gerçeği olduğunu bilmenize izin vermelisiniz. Gereken şey budur. Yani siz izin vermediğiniz için tövbe yani ya adam Ramazan ne diyor ya? İşte sizde Tanrı sizde gizliymiş filan. Tövbe estağfurullah. Yani
İşte bir toplumu yok edecek şey cehalettir yani. Bir toplumu cehenneme sürükleyen şey cahilliktir. Bir toplumu işte öldükten sonra cehenneme gidecek bilgisine yüklenen şey, mesela Şener Şen'in oynadığı Züğürt Ağa filmini izlemenizi isterim yani. Yani olaylar çok kötü gitmeye başladığında bak diyorsunuz ki aa ben yapmadım ya da ben o partiye oy vermedim, ben bu partiye oy vermedim filan. Yani sen önce kendini tanımazsan, oy versen ne, oy vermesen ne? Kendini tanımazsan, evlensen ne, evlenmesen ne? Kendini tanımazsan, çocuğun olsa ne, olmasa ne? Kendini tanımazsan, bu dünyada nefes alsan ne, almasan ne? Şiir gibi mi oldu? Olsun. Sizin yaşamanız için bu muhteşem dünyayı kim tasarladı? Al gene bir hadisi, kutsi hadis. Sizin yaşamanız için bu muhteşem dünyayı kim tasarladı? Ne diyor? İnsanı kendim için, bu alemi de insan için yarattım diyor ya. Burada da aynısını söylüyor. İkinci dikkate geçtiğiniz zaman okuduğunuz her şeyin Allah'ın sana seslendiği, Allah'ın seninle konuştuğunu anlarsın. Yani sizler tasarlandınız. Çünkü sizler akla ve zekaya sahip olan yüce varlıklarsınız. Gerçekten öylesiniz. Sizler tekamül ederek bu hale erişmediniz. Daima tekamül olmadan oradaydınız. Tekamül kelimesi şu. Çocuk doğduğunda işte 1 yaşında, 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında. Tekamül kelimesi bu. Aslında sen aydınlanmış bir varlıksın. Sen hak olan bir varlıksın. Ama onu senden gizlediler ve sakladılar. Senin hakkın var. Bak ne diyorum? Sen haklısın. Hakkın var. Senin haklısın arkadaşım. Yani neden? Enel'e hak, ben haklıyım demek yani. Haklıyım. Çok kötü bir şey değil ki. Haklı olmak kötü müdür? Hı? Yani ama insanlarda bu sen haksızsın diyerek insanları Allah'tan uzaklaştırdılar. Hak'tan uzaklaştırdılar. Yani o yüzden Hak'tan Akdoğan'ı da bu arada analım. Lütfen Hak'tan Akdoğan'ın videolarını da izleyelim. Arkadaşımız çırpınıyor insanları uyandırmak, farkındalığını açmak için. Hak'tan Akdoğan. Arkadaşlar bak burada da diyor ki ölüm büyük bir illüzyondur. Siz daima vardınız ve var olacaksınız. Haydi. Şimdi benim 30 yıllık ya da daha fazlaki aktardığım bilgi burada açığa çıkıyor. Ölüm büyük bir illüzyondur. Siz daima vardınız ve hep var olacaksınız. Ben yüzlerce defa söylüyorum yani. Türkiye'de ölülerle konuşan eskiden 3-4 insandan biriydim. Şimdi belki 200-300 kişi artık ölülerle konuşabiliyor. Herkes konuşuyor. Yani artık uyanan herkes ölümün olmadığını biliyor. Ölmeyeceksin, yanmayacaksın. Yani bir yere gitmeyeceksin, bir yerden gelmiyorsun. O ışık varlık sende doğar doğmaz seninle beraber bu dünyayı deneyimlemeye geliyor. Geri giderken de senden öğrendiği bilgilerle geri gidiyor. Diyorsun ki, ya abi ya hani ışık varlık sana indiği zaman, o nur sende açığa çıktığı zaman geri döndüğünde şey diyor. Ya benim kullandığım beden çok beceriksizdi ya hani yemin ederim aşağıda çekmediğim çile kalmadı diyor o ışık varlık sende. Hani ya şöyle doğru düzgün aktif yaratıcı hizmet eden bir bedende tekrar gidebilir miyim falan diye hani sana gelen ruh bin pişman ya sana gelen ruh sende yaşarken hay Allah'ım ya Rabbim yani bu kendini beden zannediyor yiyor içiyor yatıyor kalkıyor yani bunu her şeyi bu zannediyor. Hiç beni aradığı yok. Hiç ben umurunda değilim diyor yani o enerji.
Nur beden sendeki. Yani. Evet. Bu katta bilinç yaymaya başlayan yaratılmış formu veya hayatı anlamak için sizler ışık prensipleri, yani insan bedenini yaratıp onun ölçülerini yaratmış olan tüm hayatla etkileşime girebilecek şekilde rafineleştirildiniz. Kendinizi arayıp kendinizi ben, bir ben var benden içeride, o beni ara. Bir sen var senden içeride, o seni ara. Bir beden dağında bir yer var, o yeri ara. O yerde bir mücevher var, o mücevheri ara diyen Mevlana Hazretleri'nin burada diyor ki insan bedenini yaratıp onun ölçülerini yaratılmış olan tüm hayata etkileşime girebilecek şekilde rafineleştirildiğiniz dediğiniz bu bedene uyum sağladınız yani. Bazı insanlar psikolojik rahatsızlıkları olanlar, Down sendromlu olanlar, ondan sonra işte farklı rahatsızlıklar olan birçok insanlar bedene uyum sağlayamıyorlar. Yani deriz ya aşı tutmadı. Yani o bedene uyum sağlayamayınca başı ruh orada ne yapacağını şaşırıyor. Bir an evvel diyor ölsem de yani şu bedenden kurtulsam, yani ölsem dedi yani şu beden bir ölse de şu bedenden kurtulsam diyen bir ruh var içeride. Bir enerji beden var. Yani burada benim pazartesi derslerimde bunu o kadar güzel anlatıyorum ki, evet otizm mesela, hani o kişi o beden o ruhla uyum sağlayamamıştır. Hani bedenle olan diyalogları birbirine girmiştir. Mesela otizmli çocukların ne kadar yüksek kabiliyetleri olduklarını daha yeni yeni keşfediyoruz. Yani ama biz onları hasta, uyuşturucu veriyoruz, işte ilaç veriyoruz, antidepresan veriyoruz, bir şeyler veriyoruz. O böyle bağırdıkça, o diyor ki bu bedenle ben uyumlanamıyorum, dünya bana uygun değil. Ben buraya uyumlanamadım diyor, hani bas bas bağırıyor. Evet, siz etten kemikten oluşan varlık değilsiniz. Hadi, yıllardır anlattığımız bilgi, işte pazartesi de anlattığımız dersler bunlar. Sen et, kemik, ot, but değilsin. Yani. O yüzden siz his, tutum, ifade olarak geliştirilen elektronların bir sonucusunuz. Siz içinde bulunduğunuz beden değil, hissettiğiniz şeysiniz. Siz bedeninizle değil, duygularınızla tanınırsınız. Demek ki siz, mesela hislerimizi kaybettik. Mesela insanlara bakınca tabii ben ürperiyorum yani. İnsanların yani zombi olarak yaşadıklarını gördüğünde yemin ederim dışarı çıkmak istemiyorum ya. Yani o yürüyor adam ama böyle aynı bizim zombi filmlerindeki gibi hani yani ve adam o kadar ruhsuz ki ne diyorum adam ruhsuz. Yani adama merhaba desen ağzını burnunu kırarım lan diyor hani. Ya abi buraya araba konmaz diyor. Sana ne lan diyor hani. Ruh bitmiş. Yani o incelik, kibarlık, karşıdaki saygı vesaire hiç bitmiş. İnsanoğlunun şu yaşamış olduğumuz toplumda tamamı zombidir. Yaşayan ölülerdir. Canlı yok. Etrafınızda canlı bulmanız mümkün değil yani. Yani ve diyor ki siz kim olduğunuzu unuttuğunuzda ve savunması insan olduğunuzda arayışınız cennet cehennem yoluyla doğma, din, savaş ve kavga yoluyla kendinizi bulmaya çalışmak oldu. Al işte bunu bir daha okuyayım. Siz kim olduğunuzu unuttuğunuzda ve savunmasız insan olduğunuzda arayışınız cennet ve cehennem yoluyla doğma, din, savaş ve kavga yoluyla kendinizi bulmaya çalışmak oldu. İşte şu anki toplumun olduğu hal. Yani artık siz uyanan insanlar için söylüyorum. Yalnızlaşırsınız.
Konuşacak insan bulamazsınız. Oturacak ortam bulamazsınız. Bu dünya size dar gelmeye başlar. Bu dünya bana 17 yaşındayken dar geliyordu. Bir şiir yazmıştım o zamanlar. Demiştim ki, yani burası bir hapishane. Bir taşın üzerinde uzayda sürüklenip gidiyoruz. Yok mu bizi kurtaran? Bir taşın üzerinde uzayda sürüklenip gidiyoruz. Sonra o taşı parsellemeye çalışıyoruz. Burası senin, burası benim. Şurayı sen al, burayı ben alayım. Buraya bir bina yapalım. Burayı da parayla satalım. İnsan insanlığını unuttu arkadaş. İşte ahir zamandaki en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Ne diyordu? Hiçbir iş ehline kalmayacak. Arifler ezilecek, zalimler baş tacı edilecek. Hiçbir insan tatmin olmayacak. Zina ile bina çoğalacak. Zina kelimesi sevmeden yapılan cinselliğin adıdır. Yoksa senin elinde nikah var, ben istediğimi yaparım, onun tamamı tecavüze girer. Elinde nikah da olsa, eğer bir kadın ya da erkek birlikte olmak istemiyorsa, birlikte olmayacaktır. Yani parayla yapılan şeyler, sevgisiz yapılan şeyler, bunlara ziyan edilmiş enerji deniyor. Allah katında da uygun değildir. Bina dediği şey de, insanlar yatay yaşamaları gerekir. Her evin yani bir ev kadar da kendine ait bir bahçesi olmalı. Orada bir ağaç olmalı. Orada bir kapının önünde kedisi, köpeği olmalı. Şimdi Avrupa'ya gittiğiniz zaman böyle hep iki katlı, üç katlı hani böyle müstakil evler görürsünüz. O mutlaka o evlerin birer bahçeleri vardır. O bahçelerinde kendileri ekerler, dikerler, arabaları yıkarlar filan. Böyle uzun uzun binalar gördüğünüzde onlara derler ki işçi evleri. İşçi evleri nedir? Dışarıdan yani yurt dışından gelmiş Avrupa'da çalışmak için işçi yani onlar yaşamayı kabul etmeyen, yani yaşamayı değil de para kazanmaya gelen tiplerin yaşadığı evlere yani işçi evleri denir. Bir gün Almanya'dan bir misafirim gelmişti. Ben yaşadığım evi göstermek için eski evleri götürdüm. Böyle 8 odalı, hanaylı, cumbalı işte falan. Alman hayran kaldı. Dedi ki niye burada yaşamıyorsunuz da gidip işçi evlerinde yaşıyorsunuz? Ben 7 katlı binanın en son katında taraçalı bir evde oturuyorum. Zenginim ya. Zengin olunca böyle... Hayır, işçi evinde oturuyorsun dedi. Esas yaşayacağın ev bu hanaylı, avlulu, ondan sonra cumbalı, bu eski ev dedi. Ve Berlin'e gittiğimde ilk kaldığım yer Charlottenburg. Yani oradaki saray çevresi denilen yer tamamen eski evler. Yani ve gerçekten söylüyorum, biz bu toplumda, o işçi evinde kalmak, o gökdelenlerde, 11 katlı evlerde kalmak için dünya para ödüyoruz. Yanlış yapıyoruz. Allah'a karşı gelerek yaşıyoruz. Yazın kış yiyecekleri, kışın yaz yiyecekleri yiyoruz. Kışın uyuyacağımıza çalışıyoruz, yazın çalışacağımıza uyuyoruz. Her yaptığımız ters. Bizi alıştırdılar. Tanrı'ya nasıl karşı gelinir, nasıl karşı yaşanır hepimize öğrettiler maşallah yani. Ya yapacak bir şey yok yani. Biz anlatmakla mükellefiz. Yani kaç kişi burayı dinliyor? 60 kişi. 1 milyon kişi dinleyebilir mi burayı? Mümkün değil. Bu 60 kişinin içinde de yani sadece 6 kişi benim anlattıklarımı anlayabilir. Belki de daha az. Her şey zaten çoktan yaratılmıştır. Siz bu hayat yolunda en büyük gizemi sizi öğretmek için o yaratıcılığı deneyimliyorsunuz. Siz sizi deneyimlemek için her şeyi yapıyorsunuz. Ne dedik? Siz sizi deneyimlemek için. Siz kendinizi bu dünyada öğrenmek için geldiniz ya.
Yukarıda demediniz mi kali o belada ben seni tanıyacağım diye? Kime? Kendine. Kendine dedin onu. Yukarıda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Hani beni gören tahkik hakkı görmüştür dedi. Ne zaman? Miraca çıktığında. Çünkü gitti kendisiyle görüştü geldi. Yani orada başka biri yok. Orada insanlar şunu anlamıyorlar. Başka bir yerde birisi varsa şirke girersin. Senden ayrı bir varlık varsa şirke girersin, ikiliye girersin, dualiteye girersin. Siz sizi deneyimlemek için her şeyi yapıyorsunuz. Şimdi sizin arayışınız yaratmak değil, olmaktır. Realiteniz kaynağa geri dönmektir. Yani kaynağa geri dönmek için topraktan yaratıldınız, toprağa döneceksiniz. Bu beden için söylüyor. Ama ruhunuzu ben üfledim. Kendi nurumdan yarattım diyor ya Allah-u Teala. Siz bana geri döneceksiniz dediğinde biz Allah'ın huzuruna çıktığınızda ne götüreceğiz? Ha? Ne götüreceğiz? Ama işte ben namaz kıldım, oruç tuttum. Bana ne? Sana, kendine o yani. Bana ne getirdin diyecek yani. Yeryüzüne indiğinde bana hizmet ettin mi diyecek Allah. Yeryüzüne indiğinde sen bana şahitlik ettin mi diyecek yani. Ha? Diyecek mi? Diyecek. Eğer kıldığın namaz, tuttuğun oruç Allah katında kabul olsun istiyorsan kendini ara. Ne ararsan ara, kendini ara. Tekke'de, haçta, Mekke'de değil. Evet, teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz, vaktinizi aldım, hakkınızı helal edin. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden, savaşlardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Evet, eğer inşallah Allah izin verirse, inşa eden Allah, yani yarın da gene 11 gibi sevgiyle başlayacağız. Sevgiyi anlatacağım tekrar. Yine kitaptan okuyarak anlattığımda daha iyi anlarsınız. Çünkü öbür türlü anlatamıyorum. Hoşça kalın.